Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün size boya yanı yapımını anlatacağım. Tırbatta ilk şarj zincir çekerek yaptıktan sonra yeşil yaprak kısmı ve kırmızı çiçekleri yapıldığında tamamlanan kolay sıralı bir oya. Hemen göstermek istiyorum. Yaprak kısmını yaparken arkadaşlar, şöyle göstereyim. Şu örümcekli kısımdan ötesini bir motif olarak kabul edelim. Oradan oraya ona göre anlatacağım. Önce örümceğimizi yapıyoruz. Örümceğimiz çok büyük değil. Eğer örümceğimiz çok büyük olursa yaprağımızın öne ya da arkaya kaymasına neden oluyor. O nedenle örümceği çok fazla büyük tutmuyorum. Örümceğimi yaptıktan sonra arkadaşlar, iki defa doluyorum. Tığbattı da 1, 2, 3 boşluk bırakıyorum. Dördüncünün altından giriyorum. Çift kat, çift kat, çift kat ama sündürmeden sıkı bir şekilde yapıyorum. Sonra arkadaşlar, üstüne 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Oyamın ters yönüne dönüyorum. Az önceki aşağıya yaptığım trabzanımın tepesine şöyle bir çiçek yuvası oluşturuyorum. Burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tekrar oyamın düz yönüne dönüyorum. Bir defa baş alıyorum. Oluşturduğum çiçek yuvasına şöyle yaprağımın yarısını yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum burada. Kendinden önce yaptığım yaprağımın uç kısmından ilmeğimi geçirip 2 zincir daha çekiyorum. Sonra yaptığım trabzanın üzerine 3 tane hemen sık iğne yapacağım. 1, 2, 3. Daha fazla yapmanıza gerek yok arkadaşlar. 4. sık iğneyi yine çiçek yuvasına girerek yapıyoruz. Tekrar burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Tekrar bunu çiçek yuvasına tutturuyoruz. Şöyle üstüne kırmızı çiçeğimizi buraya yapacağız. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. Trabzanımı oluşturuyorum çift kat çift kat çekerek. Sonra 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum yaprağımın uç kısmı için. Tekrar bunu sık iğne ile trabzanıma kapatıyorum. 1, 2, 3 tane sık iğne olması yeterli. Daha fazla uzatmaya gerek yok. 4. sık iğnem gene çiçek yuvasında. Şöyle göstereyim. Yaprağımız oluştu arkadaşlar. Aşağıya doğru şimdi 6 tane sık iğne yapıp ineceğim. Alttaki trabzanımın üstünden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.si tırbatının altında. Alt kısmı bu şekilde yapıyoruz. Üst kısmını göstereceğim. Çiçeğimizi yaparken arkadaşlar, aradaki yaprakların olduğu yere sık iğne yaparak bir çiçekten diğerine geçerken tutturuyoruz. Burada bir zincir çekiyoruz. Bir defa doluyoruz. Çift kat, çift kat çekiyoruz. Tekrar bir defa doluyoruz. Çift kat, çift kat çekiyoruz. Tekrar bir defa doluyoruz. Çift kat, çift kat çekiyoruz. 3 tane trabzanımızı yaptıktan sonra arkadaşlar, 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Çiçek yuvasına bağlıyoruz. Şu şekilde. Sonra yukarı doğru gene 3 zincir çektim ben. 1, 2, 3 tane trabzan yapıyorum. Gene 3 tane zincir çekiyorum ve aşağıya çiçeğimi yuvasına bağlıyorum. Çiçeğimin yaprakları oluşmaya başladı. Tekrar zincirlerimi çekiyorum 3 tane. Bir doluyorum. Çift kat çift kat bir doluyorum. Çift kat çift kat çekiyorum. Bir doluyorum. Çift kat çift kat çekiyorum. Burada artık tekrar bağlamama gerek kalmıyor. Çiçeğimin yaprağına devam etseydim eğer şöyle tutturarak gidecektim. Boyam bu şekilde arkadaşlar. Ben çok beğendim. Ütüyle ilgili, kırışmayla ilgili bir sıkıntısı olmayan bir oya. Bu nedenle günlük kullanacağımız yazmalarımıza çok uygun diye düşünüyorum. Çok da zarif bence. İstediğiniz renklerle de bunu zenginleştirebilirsiniz. Siz de benim gibi beğendiyseniz beğen butonuna basın lütfen. Eğer abone değilseniz abone olun. Böylece tüm örneklerimi görme fırsatı yakalarsınız. Şöyle göstereyim. Vakit ayıran arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum ve deneyecek olanlara da kolaylıklar diliyorum.